Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu hem adalete yönelik, hem ekonomiye yönelik, hem dış politikaya yönelik problemlerini ve bakış açılarımızı paylaştık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dostlarla ittifak turuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından ikili kameralar karşısına geçti. Önümüzdeki süreç içerisinde gerek Sayın Genel Başkan gerek ben belli aralıklarla yine bir araya gelip ülkenin var olan sorunlarının çözümü konusunda karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktaracağız. Onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Şimdi benim merakım Sayın Bahçeli ile Sayın Perinçek'in ne diyeceği konusu. Selahattin Demirtaş'ı tahliye edeceklermiş. Ha, Türkiye'de bir darbe yaparlar. Anayasayı ortadan kaldırırlar. Selahattin Demirtaş'ı tahliye ederler. Ortak basın toplantısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bu sözleri Akşener'e soruldu. Sonra Sayın Arınç konuşma yaptı. Üzerine Sayın Cemil Çek telefonla katıldı. Bir makas değişikliğine gidiliyorsa o adımı görüyorum ben bu iki konuşmacıdan. Ama Sayın Bahçeli ile Sayın Perinçek ne diyecekler? Çünkü onlar iktidar ortağı, paydaş. Sonra bu kişiler konuştu. Sayın Arınç YİK'ten istifa etmek durumunda kaldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gündeminde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin yaptığı belirtilen bölücü anayasa çalışması da vardı. HDP'nin de olması bence çok önemliydi. Herhangi bir gizli saklı anayasa çalışması yapmadık. Nokta. An itibariyle bu konuyu kapatıyorum. Bana ve partimden herhangi bir arkadaşımıza bu yönde sorulan hiçbir soruya hiçbir arkadaşımız cevap vermeyecek. Ben de cevap vermeyeceğim. Yeter yani. Anayasa taslağı. Ya böyle bir çalışma yapılmadı ki. Dört parti bir araya geldik, Millet İttifakı. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem veya güçlendirilmiş parlamenter sistem. Nasıl olacak bu? Anayasa değişikliğiyle olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını devirmek istediğini açıklamıştı. Biden, Amerika'daki başkanlık seçimlerini kazanınca Millet İttifakı cephesinde erken seçim taleplerinde ısrar daha da arttı. Biz seçim istiyoruz vatandaşın rahat etmesi için. Diyecekler ki Türkiye'yi yönetemiyoruz. Türkiye'yi yönetmek için kimi halk seçmek istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır arkadaşlar. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ortak basın toplantısında Ünal Çeviköz'ün ilan ettiği CHP'nin emperyalizme biat programı da gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir emperyal gücün egemenliğini kabul etmez.